Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli FMTV izleyenleri, uzun bir aradan sonra kıymetli Muhammed Kaynar hocamız ile beraber sizlerin karşısındayız inşallah. Bugün yine günümüzde programında her zaman olduğu gibi günümüzde olan özel ve önemli konuları işleyeceğiz inşallah. Rabbim şimdiden güzel anlatıp güzel anlayabilmeyi hepimize ikram etsin. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Orhan hocam. Biraz geniş bir ara yaşadık ama şükürler olsun. 20 hafta sonra falan bu ikili aynı anda canlı yayın hocam. Aynen. Elimizde olmayan imkanlar diyelim. Bu şekilde bir ara olmuş oldu ama şükürler olsun. Yine kaldığımız yerden yeniden inşallah vazifemize, çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah imkanlar nispetince yine günümüzdeki gündemi en güzel şekilde yorumlamaya, dertleşmeye çalışacağız. Rabbim tesirini yüksek etsin inşallah. Amin hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyenler, sizler de sorularınızı ulaştırmak isterseniz, hocamıza soru sormak isterseniz 0537 264 0488 dolu numaradan bizlere mesajlarınızı, hocamıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün de inşallah soru cevap üzerinde çok gideceğiz. Onu da baştan söylemiş olayım. Hocam şimdi öncelikle günümüzde programını zaten uzun bir aradır yapamıyorduk. Ramazan vesilesiyle beraber sizler daha öncesinde dersler olması eğitimiyle, sizin dersiniz olması eğitimiyle, sebebiyle yapamıyorduk. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Bu konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz hocam? Hemen peşine bir sorum daha var. Daha yeni bir Ramazan-ı Şerif ve bayram atlattık. Ramazan-ı Şerif ve bayramımız nasıl geçti? Sizdeyiz hocam inşallah. Öncelikle programımızı uzun zamandır yapamamızın sebebi sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi derslerimiz aynı haftanın aynı gününe aynı saatine denk geldi. İşte derslerimizi erteleme durumumuz yok muydu meselesi olabilir ama bizim o derslerimiz normal herhangi bir kitabi dersten ziyade tarikat eğitimi dediğimiz, gönül eğitimi dediğimiz özel insanın hayatında çok nadir zamanlarda denk gelecek özel bir eğitim süreci vardı. O yüzden o da aynı saate denk gelince mecbur biz eğitimimizi o tarafı tercih etmek durumundaydık. O şekilde yaptık ama şükürler olsun siz zaten olayı en güzel şekilde takip ettiniz. Fazlasıyla burayı doldurdunuz. Biz onları da takip ettik elhamdülillah. O yüzden bu ekranlarda olmamızın sebebi dediğimiz gibi insanın hayatında her zaman denk gelmeyecek şekilde bir grup meselesi vardı. Böyle çok özel bir ders vardı. Efendi Hazretlerimizin bize seyri sülük demiş olduğumuz insanın tarikat hayatında önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Bütün derslerin tamamını baştan sona haslama ve üzerinden eğitimcilik eğitimi aldık diyelim yani. Öyle bir eğitimle söz konusuyduk, karşı karşıyaydık. O yüzden bu eğitimin karşısında hiçbir dünyevi teklifin, yani değil burada programımız, karşılığında işte çok farklı teklifler dahi olsa tamamını silip geçebileceğiniz kadar önemli bir eğitim. Dediğim gibi tarikat eğitiminde eğitimcilik eğitimi, bu çok özel bir konu. O yüzden izleyenlerimizden o şekilde müsaade istemiş olduk. Tabi bu Ramazan-ı Şerif de bunun içindeydi. Ramazan-ı Şerif'imiz gerçekten şükürler olsun çok bereketli, çok feyizli, muhabbetli, maddi ve manevi anlamda dolu dolu bir Ramazan-ı Şerif geçirdik. Rabbim inşallah bu Ramazan-ı Şerif'te almış olduğumuz, yüklenmiş olduğumuz eğitimi ve birikimlerin tamamını bütün seneye Rabbim yayma ikram etsin inşallah. Rabbim bütün senemize yaysın inşallah. Ramazan-ı Şerif biliyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri de var bu konuda. Bir kişinin Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçerse, yani selametle geçerse, bütün senesi selamet üzere geçer. O yüzden biz bütün sevenlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza vesaire bütün insanlara hep bunu
senelerden beri telkin, tebliğ etmeye çalışırız. Yani kişi Ramazan'da mutlaka gerek şahsi olarak olsun, gerek ailevi noktada olsun, gerek işleri noktasında olsun, gerek Allah Mevla Teala ile alakalı arasında olan diyaloglarında olsun, ibadet disiplininde olsun. Yani senesini bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i baştan sona güzel bir şekilde, dikkatli ve rikkatli bir şekilde geçirdiğinde Mevla Teala o Ramazan-ı Şerif'in bereketini ve düzenini bütün seneye zaten ikram ediyor. İnşallah bütün buradan da izleyenlerimize bunu iletmiş olalım. Ramazan-ı Şerifler senenin özü mesabesindedir kıymetli izleyenler. Ramazan-ı Şerif'te bir insan maddi manevi kendini nasıl çizgide kontrol ederse bütün senesi de o şekilde bereketli olacaktır. Bizim de Orhan Hocamızın sorusuna binaen bizim de Ramazan-ı Şerif'imiz gerçekten şükürler olsun çok bereketli, feyizli, muhabbetli. Yani lezzeti unutulmayacak bir Ramazan-ı Şerif geçti. İnşallah Rabbim kıymetlimi ikram etsin inşallah. Umarım bütün Müslümanların, bütün izleyenlerimizin de Ramazan-ı Şerif'i o şekilde tatlı olmuştur. Hocam şimdi az önce amin hocam öncelikle duanıza amin diyeyim hocam. Hocam şimdi az önce söylediğimiz için herhalde seyircilerimizden sorular gelmeye başladı. Bunlardan sizlere inşallah birkaç tane sizi soracağım. Vaktimiz yettiğince inşallah hocam sizlerden de soruların cevabını bekliyoruz inşallah hocam. Hocam bir tane seyircimiz yazmış ki selamünaleyküm hocam hayırlı akşamlar. Zaman zaman burhan geçiriyorum, ölümü düşünüyorum. Bunun günahı var mıdır ve ne yapmam lazım demiş hocam. Ölümü düşünmenin günahı yok. Ölümü zaten düşünmek, tefekkür etmek lazım. Fakat bizde yasak olan ölümü istemek. Evet. Ölümü istemek yok. Ama ölümü düşünmek, ölümü hatırlamak, ondan sonra hatta ölümü devamlı hatırlayalım diye Osmanlı'da biliyorsunuz hemen mahallelerin bitişiğine, evlerin bitişiğine mezarlıklar yapılmış ki insanlar ölümden ne yapmasın? Ölümü hatırlamaktan uzaklaşmasın. Ölümü hatırlamakta bir şey yok. Bir beis yok. Hatta güzel bir şey. Çünkü insanın kendini çek etmesi, bugün yaptıklarının karşılığında bak ben bugün yaptıklarımın yarın hesabını vereceğim. Doğru mu yaptım, eksik mi yaptım? Kendini böyle teraziye koyması, tabiri caizse masaya yatırması anlamında güzel bir haslet. Özür diliyorum hocam. Estağfurullah. Günümüzde insanların hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığı bu dönemde aslında ölümü tefekkür ederek dediğiniz gibi hocam, tefekkür ederek hatırlaması çok iyi. Yani ölümü, siz de çok güzel bir yere değindiniz. Yani özel, güzel bir paragraf açtınız. Ölümü hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak gerçekten şu anda bütün insanlığı sarmış bir şey. Yani yanımızda bulunmuş olduğumuz ortamda mesela 5 kişiyiz burada. Bir haber gelse ki bu odadaki 5 kişiden 4'ü bugün vefat edecek diye bir haber gelse yani mutlaka o vefat etmeyecek kişi kimdir biliyor musun? O benimdir. Veyahut da o düşünen kişidir yani. O kimdir? İşte kim muhatap oluyorsa yani kendime herkese gelir ama bana olmaz. Bana gelmez. Veyahut da mutlaka ben değilimdir. Yani niçin ben değilimdir? O bir fıtri bir şey. Nasıl söyleyeyim? Hastalık diyelim yani. Ama normalde Hazreti Ebubekir biliyorsunuz radıyallahu anh buyuruyor ki deseler ki diyor, bir haber gelse cennette bir kişilik yer kaldı diye haber gelse ümit ederim ki diyor o kişi benimdir. İnşallah benimdir ama cehennemde bir kişilik yer kaldı deseler korkarım ki diyor o kişi acaba ben olur muyum? Yani insan normalde kendini mutlaka buralara şey yapmalı. Yani ben yarın bu ölümle muhatap olacağım ve Mevla Teala huzuruna gideceğim. Ondan sonra bunların hesabını tek tek vereceğim. Beni orada sıfırdan bambaşka bir hayat bekliyor. Ve bekleyen hayat da ne değil? Nasıl söyleyeyim? Orada ölmek yok. Evet. Son yok. Yani şimdi bugün biz işte yaz geliyor mesela. Şimdi insanlar tatile gidecekler. Köylerine gidecekler, memleketine gidecekler Orhan Hocam. Adam mesela 3 gün, 5 gün neyse bir hafta tatile gidecek memlekete veyahut da herhangi bir otele vesaire. Arabayı bir dolduruyor çağında valiz, 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 valiz kapatacak şey kapanmıyor. Evet. Bagaj kapanmıyor. Nereye gidiyorsun? 3 gün gideceğim şu da lazım olabilir, bu da lazım olabilir, bu da lazım, bu da olabilir.
Ya bir haftalık bir tatile gideceksin. O da lazım olur, bu da lazım olur diye arabanın bagajını kapatamıyorsun. Sonsuz bir hayat bizi bekliyor, sonsuz. Ebedi bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu yolculuğun geri dönüşü olmayan bir yolculuk. Ve dönme şansın da olmayan bir yolculuk. Yanına ne alırsın diye sorsam. İşte bakalım yanımıza neler almışız. Bunu herkes kendisi çok iyi ne yapıyor? Biliyor. Evet. Yani bizim ona göre kendimizi ne yapmamız lazım? Toparlamamız lazım. Yani bu çünkü yolculukta nasıl yapacağın yolculuğa göre yanına malzeme olsun. Ormana gidiyorsan işte ocak, çakmak vesaire işte bir şeyler çadır madır alıyorsun misal diyorum. Tatile gidiyorsan ona göre kıyafetlerini vesaireni dolduruyorsun. Sen şimdi çıkacağın yolculukta nelerle karşılaşacaksın? Bunun bir kabir hayatım var. Mahşer hayatım var. Mizan hayatım var. Sırat dönemim var. Ondan sonra hesap dönemim var. Yani bunların hepsiyle muhatap olacağım. Ben bunları muhatap olurken işte bu Mevla Teala ben hangi cevapları vereceğim? Hangi şeyle yürüyeceğim? Karşımda sonra bu yolculuğun sonunda bir cennet, cehennem var. Ben ümit ediyorum ki cennete gideceğim diyorsun. Bununla alakalı peki hazırlıkların ne? Birikimin ne? Şimdi Behlül Lahn Hazretleri, Orhan Hocam bir gün bulunmuş olduğu beldede işte köyün dışına doğru, beldenin dışına doğru yürüyormuş. Bakmışlar böyle bir topluluk, bir çay ocağı gibi bir topluluk düşünün hocam. Ondan sonra demişler ki, Behlül geliyor. Dur demişler, şununla biraz makara yapalım. Demişler, Behlül nereye gidiyorsun? Demiş ki, cenneti cehennemi bir tur atayım, biraz dolaşayım, geleceğim. Millet başlıyor, kahkaha atmıyor, gülmeye başlıyor. Ondan sonra işte birbirlerine dirseğine, kollarına vuruyorlar ki hani böyle, bak gördün mü yine kafası yerinde. Makara yapıyorlar. Sonra birkaç saat sonra akşamüstü neyse dönerken diyorlar Behlül geliyor duruşuna bir daha soralım. Behlül diyorlar nereden geliyorsun? Gittim cennet cehennemi tur attın mı? Vallahi gezdim dolaştım baktım diyor. Orada diyor baktım ki diyor araziler var arsalar var bomboş. Başka bir şey yok. Ya Behlül nasıl olur? Bize diyorlar ki işte cehennemde ateş var azap var şu var bu var çukurlar var. Kuyular var, cennette ırmaklar var, yeşillikler var, villalar var, işte köşkler var. Ondan sonra bize böyle anlatıyorlar. Sen diyorsun ki gittim gezdim bomboş. Vallahi diyor ben de sizin gibi diyor, aynısı benim aklıma da geldi diyor. Ben de orada sordum diyor. Bana dediler ki burada herkesin arsası belli. Ağacını da ateşini de herkes gelirken kendisi getiriyor dediler. Tabii o insanlar... O yapmış oldukları hatadan dolayı, takılmadan dolayı mahcup oluyorlar ama cevaplarını ne yapmış oluyorlar? Almış oluyorlar. Yani insan buradan mutlaka gitmeden ne yapmalı? Hesabını, kitabını ona göre yapmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı hatta sahabe-i kiram biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar. Ya Resulallah eski ümmetlerde 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 600 yıl yaşayanlar vardı. Nuh Aleyhisselam sadece 950 yıl peygamberliği var. 150 yaşlarında, 200 yaşlarında da peygamber olduğu söyleniyor. Ortalama 1000 küsür yaşında sadece şeyi var. Hayatı var. 950 yıl peygamberliği var. Şimdi böyle uzun yaşayan ümmetler vardı ya Resulallah. Bizim ömrümüz işte 70, 80, bilemedin 90 yani belki kısıtlı bir ömrümüz var. Biz onlar kadar ibadet edemeyecek miyiz? Biz onlar kadar kazanamayacak mıyız deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte özel ibadetlerden bahsediyor. Mevla Teala diyor sizin için özel ibadetler ve özel geceler ne yaptı? Tahsis etti. Mesela bugün sabah namazını kıldıktan sonra iki rekat işrak namazı kılıyorsun hocam. Ne yapıyorsun? Sana bir şey veriliyor. Kabul olunmuş bir hac ümre sevabı. Kuşluk namazı kılıyorsun. Cennette bir köşkünü ne yapıyorsun? Yerine getiriyorsun. Bir Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Yani onların ömrünü diye kıyas yaptığında Allah sana bunlar kaç sene varsa o kadar veriyor bu hakları. Netice itibariyle insan kısacası toparlamak gerekirse insan uyanık olmalı. Orhan evet, hocam. Ölümlü daima unutmadan ve ölüme hazırlık yaparak bu yolculuğa hazırlık yaparak ne yapmalı? Hayatını takip etmeli inşallah. İnşallah hocam.
Hocam bir çarşaflı ablamız bir soru yöneltmiş bize. Hayırlı akşamlar hocam. Çarşaf şerif giyiyorum ama eve biri gelince giymiyorum. Sadece dışarıda giyiyorum. Bunun günahı var mı demiş hocam. Şimdi çarşafı şerif giydiği için bu kıymetli kardeşimizi ben öncelikle çok büyük tebrik etmek istiyorum. Çarşafı şerife çarşafı şerif diye hitap ettiği için tekrar tebrik etmek istiyorum. Hani ben çarşaf giyiyorum değil de çarşafı şerif giyiyorum ifadesi. Zaten bunun ağırlığını, hikmetini, kalitesini farkında bir kardeşimiz demektir. Bu soruyu sorarken çarşafı şerif ifadesi kullandığı zaman bunun neyini? Şerefini, haysiyetini, kalitesini, ağırlığını farkında olan bir kardeşimiz demektir. O yüzden ayrıca bir daha tebrik ediyorum kendisini. Rabbim çarşafı şerifi muhafaza eden bütün kardeşlerimizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Dünyada ahirette onları mağdur etmesin inşallah. Şimdi bu kadar güzelliği sen taşıyorsun. Dışarıda da kendini muhafaza ediyorsun. Allah razı olsun. Ama bunu giymemizdeki zaten en büyük maksat ne? Kendimizi Mevla Teala'nın da ifadesiyle yabancı gözlerden kendimize namahrem olan insanlardan ne yapmak? Muhafaza etmek. Şimdi dışarıda asıl zor yerde ne yapıyorsun sen bunu? Taşıyorsun, muhafaza ediyorsun. İçeride ufacık böyle nüanslara dikkat etmeyerek bu büyük kazancını bu dünyada hiçbir şekilde parayla veyahut da hiçbir değerle alınamayacak büyük hazineyi ne yapmak güzel kardeşim? Bunu kaybetme. O yüzden kendine namahrem olan kişilere evin içinde dahi olsa mutlaka kendini muhafaza etmeye gayret göster. Çünkü Rabbimiz senden bunu istiyor ve sen bunu zaten %95'ini yani büyük bölümünü başarıyorsun. Ufak bir bölüm yüzünden de bu büyük kazancı leke ve halel getirme inşallah. İnşallah hocam. Hemen diğer bir seyircimizin sorusunu soruyorum. Hocam iyisin hoşsun yazmış hocam. Altına geçmiş. Hocam Kabe'de bazıları imama uymuyor. Ayrı cemaat yapıyor. Ayrı yerde namaz kılıyorlar. Bu doğru mu demiş hocam. Kabe'de namaz kılınırken imam, Kabe imamı bütün cemaatle beraber namaz kılarken sen geçip ayrıyeten bir cemaat olarak namaz kılman zaten bu başlığı başına hoş olmayan bir durum. Kabul edilmeyen bir durum. Çünkü haram mı yanlış mı fitneye mahal verdiğinden dolayı Müslümanlar için fitneye mahal vereceğinden dolayı bu zaten yapılmaması gereken bir konu. Tabi niçin ayrıyeten bir cemaat yapılıyor meselesini bilmediğimiz için bir şey demiyorum ama namaz kılınırken bu tabi Kabe ile alakalı değil. Girdin bir camiye namazdan sonra mesela 3-4 kişisiz gittiniz. Farz kılınıyor. Ben orada değil de kendim cemaatle namaz kılacağım diyemezsin. İlla ayrı kılacaksan namazın bitmesini beklersin ama normalde yakışan biz Efendimiz Hazretlerimizden ne gördük? Namaz camiye girdiğin zaman imam namaz kılıyorsa orada hocam hemen ne yapılır? Hemen peşine gidip Allah-u Ekber kaçıncı rekattaysa tekbirimizi alırız. Cemaate uyarız. Biz bunu bu şekilde gördük büyüklerimizden. Usul, adet ve yapılması gereken budur. Ama girdin, namaz bitmiş. Tam farz kılacaksın. Baktın o köşede başkaları farz kılıyor. Onlar kendi kılsın. Biz de burada kendimiz kılalım. Bunu da ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. Çünkü Müslüman arasında tefrikaya ve ayrılığa sebep olacak hareketler bunlar. O yüzden bundan kaçınmak lazım. Ama şu var. Şununla beraber toparlayayım. Kabe'de cemaatle namaz kılınmaz mı? Kendi başına kılınır. Otelinden çıkmışsındır. Geldin fazla ne yapamadın? Yetişemedin. Hemen durursun Kabe. Allahu Ekber. Arkanda 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi fark etmez. Orada ne yaparsın? Ayrıca cemaatini yaparsın. Ama cemaat devam ederken sen gidip ayrıca arkada bir cemaat yapamazsın. Hocam çok teşekkür ederiz. Diğer bir seyircimizin sorusuna geçiyorum hocam inşallah. Sayın hocam biz insanların imtihanı ölene kadar sürer mi demiş hocam. Nefes aldığı müddetçe bir iki imtihan devam ediyor. Evet. Ne zaman ki yani derler ya Anadolu'da o kafayı tahtaya çaktın ben ölmüşüm dediğin gün imtihanın
orada bitmiş olur. Yoksa nefes alıyorsan dünyadasın, bakıyorsun hayat devam ediyor, imtihan devam ediyor demektir. Evet hocam. Hocam diğer bir seyircimiz. Çünkü özür dilerim, şunu da söyleyeyim. Son nefese kadar imanı kurtarmanın son nefese kadar kabul edilmesi zaten hikmet de budur. Çünkü nefes alıyorsun, her şeyle karşılaşabilirsin, her türlü olumsuzluğa düşebilirsin ama sonda olsa imanı kurtaracak kadar ne var? O imtihan orada bittiği için oraya kadar müsaade var. Evet hocam. Hocam diğer bir seyircimiz demiş ki hocam selamünaleyküm. Kaçırdığımız bir namazın kazasını kıldıktan sonra aynı mükafatı alır mıyız demiş hocam. Namazı kaçırdığın bir namazın kazasını yaparken aynı mükafatı şöyle. O namazın borcunu ödersin. Namazın borcundan bir kere ne yapmış olursun? Kurtulmuş olursun. Ama namazı vaktinde kılanla aynı sevabı alamazsın. Namazı vaktinde kılmanın çünkü kendi başlı başına büyük hikmetleri var, büyük ikramları var, büyük muhafazaları var. Tabii sen vaktinde kılmadığın için onlardan mahrum olursun. Ama borcunu ödediğin için onun da ayrı yeteneği var, kendine has nimetleri var. Onların hepsinden faydalanabilirsin. Ama namazı ezanı Muhammed'i duyar duymaz namazı her işini gücünü bırakıp namaza duranla ben şimdi bir hafta sonra kıldım aynı sevabı alır mıyım? Böyle bir şeyde. Yok. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerife bu konuda en faziletli ameli soruyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Yani o yüzden vaktinde kılınmanın büyük mükafatı, ecri, sevap bakımından olduğu gibi Mevla Teala'nın o kişiye özel imani noktada ve muhafaza noktasında büyük ikramları var. Neden hocam? Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerif var ya hocam. Zaten namaz olmadı mı bu sefer insanın İslam'ı veya işte bir anlık normalde hani çoğu insana gelen anlık vesveseler bu sefer namaz olmadı mı daha habire geliyor, daha çok geliyor. Çünkü şeytanın vuracak bir şey yok zaten. Sen namazı da bıraktıramaz. Çünkü zaten namaz kılmıyorsun. Bu sefer nereye vuruyor? Direkt imana vuruyor. Bu sefer kesinlikle, de insan her şeyden şüpheye düşüyor. Aynen. Yani bu sizin söylemiş olduğunuz misalle beraber şeye benzedi. Şimdi bir bu arada deprem meselesi çok konuşuluyor mesela bir yapı var. Misal diyorum 9 şiddetine 10 şiddetine dayanıklı bir bina düşünün. Tamamen depreme özel yapılmış. Hiçbir şekilde bir şey olmayacak şeyiyle beraber matematiksel olarak diyeyim yani. Kuvvetli bir muhkem bir bina. Öbürü de var. Kamyon geçse koltuğunda sallanıyorsun. Şimdi sen diyorsun ki bunların ikisi bir olur mu? Evet. Şimdi Efendimiz diyor namaz dinin nedir? Direğidir. Bir tanesi direğini sağlam dikiyor. O binada oturuyor. Sen aklına geldikçe veyahut da bir şekilde yapıyorsun. Bak yine evdesin. Yine muhafazasın ama nasıl? Evet, bu kadar. Böyle bir fark var yani. Evet hocam. Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Amin. Hocam. Amin inşallah. Hocam diğer bir sorumuza geçiyorum hocam. Ailenin beğenmediği bir genç kıza zulüm ederek evlenen kişiyi Allah katında gerçek evlilik midir demiş hocam. Bir daha sorun hocam. Ailenin beğenmediği... Bir genç kıza zulüm ederek evlenen kişinin evliliği Allah katında gerçek bir evlilik midir demiş. Aile, ben şimdi şöyle anladım hocam. Bir çocuk evlenecek kızı çocuğun ailesi beğenmiyor. Doğru mu anladım? Bu kadar yazmış hocam. Ben de çok anlayamadım yani. Şimdi hani var ya soru cevabın yarısıdır bu soruyu anlamak. Şimdi soruyu yanlış anlarsak tamamen yanlış yorum yapmış olacağız. O yüzden ben tekrar sordum. Orayı tam ayıramadım yani. Orayı tam ayırsak aslında bir şekilde bir cevap vermiş olurduk kardeşimize. Veya bir daha yazsın inşallah kendisi. Daha açıklayıcı bir şekilde yazsın. İnşallah hocam. Hocam diğer bir soruya geçiyorum. Hocam kurban aldığımız çiftlik sahibi diyor ki kasapta kemikli etin fiyatına hisse yaparız caiz midir diyor hocam. Şimdi günümüzde her ne kadar kurban fiyatları kasaptaki reyon et reyonu fiyatlarıyla kıyas yapılsa dahi 3 aşağı 5 yukarı satılacak kurbanın fiyatları bunlara göre belirlense dahi siz kurban ibadeti için bak et için demiyorum.
kurban ibadeti içinde almış olduğunuz etin, kurbanın pazarlığını, kardeşim biz bunu teraziye çıkarttık, kantara çıkarttık, 450 kilo geldi, 750 kilo geldi, bunun çarpı şu kadar et fiyatı var, bunun fiyatı bu kadardır şeklinde reyondaki et fiyatıyla kurban pazarlığı yapılmaz. Bu hoş değildir. Bu tamamen kurban Allah için kesilen bir ibadettir. Allah için yapılan bir ibadettir. Bu tamamen ticari bir meta şekline döner ki bu şey değil, buna müsaade yok. Sen biliyorsun ki çiftlikteki insanlar şu anda günümüzde bütün Türkiye'de et fiyatlarının %95'i, %99'u kurban fiyatları zaten neye göre ayarlanıyor? Güncel et rakamlarını 3 aşağı 5 yukarı ne yapıyor? Ona göre. Evet. O zaten şey bu. Piyasa buna göre belirleniyor zaten. Sen şimdi bunu bildiğin halde gidip et şu kadar, et 600 lira, bunun kilosu da 400 geldi, buradan çarpı bu kadar yapar şeklinde böyle pazarla girilmez. Zaten dediğim gibi ortalama denge buradan yapıldığı için sen bunu biliyorsun. Sen bunu ne yaparsın kardeş? Ben bu hayvana sen ne istiyorsun? Misal diyorum, adam 50 bin lira istedi. Dersin ki kardeş, ver elini kardeşim, ben 45 veriyorum, 44 veriyorum, 46 veriyorum misal, neyse. Pazarlığını yaparsın. Ama tutup bunu çıkar kantara, kaç kilo geldi et şu kadar, bu şey değil. Bu bizden istenen bir harekette değil. Kurbanın ibadetinin usulüne ve ahkamına uygun bir pazarlık şekli de değil. Çünkü bu Allah için kesilen bir Allah için yapılan maddi manevi bir ibadet olduğu için bunu sen normal ticari bir meta gibi şey yapmamak lazım. Evet. Kilo gram hesabı yapmamak lazım. Hocam hayırlı akşamlar demiş. Bazen işten geç geliyoruz. Yatsı namazını ne zaman kadar kılabileceğiz demiş hocam. Şimdi bir hocamız vardı. Allah selamet versin. Derdi ki kılınmayan yatsı dağ olur derdi Orhan hocam. Evet hocam. Yani ne demek? Bir yatsı namazını şimdi iş dönüşünde yolda olabilirsin. Otobüste, minibüste, arabanda, trafikte vesaire olabilirsin. Ve hala çalışıyor olabilirsin. Geç geldin. Ne zaman geldin? Eve geldin, bir toparlandın, bir kendine geldin. Hemen oturup dinlenmeye geçmeden önce kılmak lazım. Normalde yatsı namazının vakti imsak vaktine kadar devam eder. Evet. Ama nasıl olsa imsaka kadar devam ediyormuş. Ben bunu ne yapayım? Gece 12'den sonra kılayım. 1'den sonra kılayım, 2'den sonra kılayım. Ya gece kalkıp bir ara kılarım şeklinde dönüşeceğinden dolayı ve insan zaten yorgun, yatsının farz namaz olarak, vakit olarak en uzun vakit olmasına rağmen Orhan hocam, en çok kaçırılan namazlardan bir tanesidir, biliyor musunuz? Sırf bu yüzden dolayı. Nasıl olsa vakti var, nasıl olsa yaparız, nasıl olsa ederiz. Bu insanı mutlaka şeye düşürüyor. Bir de biraz önce hadis-i şerif okuduk. Vaktinde kılınan namaz en faziletli amel hükmünde Efendimiz buyuruyor. O yüzden mümkün mertebe sorunun cevabı olarak imsak vaktine kadar kılınabilir. Ama biz ilk bulmuş olduğumuz fırsatta kılmalıyız ki o üzerimize ne olmasın? Yük olmasın. Yani namaza yüklenmez ama vücudun yorgunluğu evet hocam. Galip gelmesin. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam programımızın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Seyircilerimizin adına da ben teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Daha sonrasında programımızı kapatacağım hocam. Son olarak söylemek istediğim şey, programımızı özlemişiz. Evet hocam. Orhan hocam, sizi özlemişiz. Allah razı olsun. Soruları özlemişiz. İnşallah faydası olmuştur izleyenlerimize. İnşallah. Biz kendilerinin çok yoğun ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür